Bu hafta bu parça üzerinde çalışacağız birazcık. Geçtiğimiz hafta Solidity'ye bir giriş yapmıştık. Referans tanımlama, stok, hedef tanımlama kısmına baktık. Ondan sonra 2,5 eksen operasyonlardan bazılarını ekledik. Profil, havuz, delik delme gibi. Bunlara hızlı bir bakış yapmıştık. Bu hafta birazcık daha detaylarına girelim. Bunlar çünkü sık kullandığımız operasyonlar olacak 2,5 eksende. Bu 1 saatlik süre içerisinde de mümkün olduğu kadar fazla komuta bakmaya çalışalım. Şimdi ben parçayı işlerken yani takım yolu oluşturacağım üzerinde operasyonu bekleyeceğim. Birazcık da belirli özelliklerini göstereceğim şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Öncelikle burada stoğumuzu kendimiz çizdik katı model olarak ve bunu bu şekilde gösterdik. Bir tane fikstürümüz var. Geçen hafta yine kurulan menüsünden bahsetmiştik. Şu şekilde tanımlama yaptık. Tezgahımız da bu şekilde bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi profil operasyonundan başlayalım. Profil operasyonuyla parçanın şu arka kısmında gördüğümüz bölümü alalım. Geçen hafta bakmadığımız bir özellik. Bazılarımız bilenler burayı farklı yöntemlerle işleyebilirler ya da yaparız diyebilirler. Biz tamamen özellikleri göstermek amacıyla bir takım yolu oluşturacağız üzerine. 2,5 eksen operasyonları içerisinden profile tıklayacağım. Hatta önce parçanın dışını işleyelim. Orada şunu göstermek istiyorum. Bakın normalde biz geometriye tanımla dediğimizde bir zincir seçeriz ve bu zinciri otomatik olarak solidken belirler. Ancak burada parçaya baktığımızda şu kısmın bir derinlik içerdiğini görüyoruz. Dolayısıyla benim zinciri buradan seçmem bir işime yaramayacak. Ne yapmam gerekiyor? Ya bir skeç açarak kendi zincirimi çizeceğim. Kapatayım menümü. Yüzeyime karşıdan bakacağım. Burada bildiğiniz gibi skeç ortamına direkt olarak geçebiliyorsunuz parça üzerinde. Şu skeci çizip bunun üzerinden devam edeceğim. Ya da şunu yapabilirim. Hemen bunu kaldırıyorum. Benim de hemen gizleyeyim izninizle. Ya da şunu yapabiliriz. 2,5 eksende profil operasyonuna girdiğimizde bakın şöyle. Hemen alt tarafta silüet diye bir seçenek göreceksiniz. Silüet seçeneği şeklinizin iz düşümünü alır ve parçanızın sınırlarını otomatik olarak çıkartır. Bu da büyük bir kolaylık sağlar size. Sonrasında yapmanız gereken yeni diyerek katı modelinizi seçmektir. Bakın soldaki menü değişti. Buradan ben hedef olarak bunu belirliyorum. Tekrar dokunmanıza gerek yok. Tanımlama komutunun altından hedefi seçebilirsiniz. Solidcam tüm zincirlere ait sınırları oluşturdu. Bunlar patlamış geometriler. Genellikle ilk zincir en son daha doğrusu parçanın dış sınırlarını oluşturan zincirdir. Dolayısıyla diğerlerini şu şekilde kaldırabilirsiniz veya dilediğiniz zinciri burada işaretleyebilirsiniz. Parçamızın dış zincirini oluşturduk. Şunları da kaldıralım. Dilerseniz bu zinciri offset verebilirsiniz. Çok büyük girdik herhalde. Şu zinciri offset vereceğiz tabii biz. Offset verebilirsiniz artı ya da eksi olarak. Buradan değiştirme şansınız var. Katı modelde bir değişiklik yapmanıza gerek kalmayacaktır. Onay vererek başlıyorum ben. Takım sayfasından bahsetmiştik. Tanımla diyerek herhangi bir takımınız yoksa sol alt taraftan direkt takım ekleyebilirsiniz. Veya mevcut takımlarınızdan bir tanesini koyabilirsiniz. Seçebilirsiniz daha doğrusu. Biz yeni bir tane ekleyelim dilerseniz. Yeni freze takımı ekle. Parmak freze olsun. 16'lık olsun. Takım kesme boyu ve diğer bilgilere çok müdahale etmedim. Takım bilgisinde devir ve ilerleme bilgilerinizi girdiniz. Dilerseniz buradan tutucu tanımlayabiliyordunuz. Bunları da hızlıca göz atmış olalım. Genel tutucu sayfasında içerisindeki standart tutucuları göreceksiniz zaten. Biz şuradan 20x75 diye bir tutucuyu belirleyelim. Burada önemli olan nokta bizim OHL diye adlandırdığımız, bakın şu şekilde bakarsak parçanın tam boyunu işleyemeyeceğimiz kısım. OHL diye adlandırdığımız bölüm. Tutucudan sonraki takım boyumuz. Tam boyumuzu biraz artıralım. Takım boyumuzu 80 olarak değiştirelim. Takımımızı seçtik. Geldik seviyeler kısmına. İşin üst düzlemini hedefin üst düzleminden ya da stoğun üst düzleminden otomatik belirle diyebiliyorduk veya kendimiz de gelip buraya dokunup parça yüzeyine dokunabiliyorduk. Yine alt tarafta da imlecimizi getirerek parçanın alt tabanına dokunabiliyoruz. Hatta bunu yaparken şunu da diyebiliyoruz. Eksi 1 milimetrede alt tarafta kal. Buraya kadar zaten geçtiğimiz hafta
yapmıştık, kontrol etmiştik. GPS sayfasında önemli olan nokta takımımızın yönüydü. Hemen geometriye tıklayarak takım yönümü kontrol ediyorum. Solda kalıyorum, güzel. Başlama noktama müdahale edebiliyordum bu kısımda. Finish değil, kaba yapmak istiyorum. 0.2 metre finish'e pay bırakmak istiyorum. Aşağıdım da 5-5 olsun. Şu an çok önemli değil. Ve hesaplıyorum. Şimdi giriş şeklini bu şekilde yay olarak belirledi otomatik olarak. Dilerseniz bu kısımda mesafe diyerek değiştirebiliyordunuz. Şuradaki merkez noktaları yapmaması için. Ve onay veriyorsunuz. Benim burada göstermek istediğim şöyle bir şey var. Şimdi her seferinde güvenlik seviyesine kalkıyor. Biz burada bunu istemiyoruz. Dilerseniz şu anki takım seviyesinden yap diyebiliriz. Yani ne yapacak? Bir tur atacak, yana kayacak ve direkt olarak diğer pasoya dalacak. Bu çok istenen bir durumdur diyebiliriz. Her seferinde güvenlik seviyesine kalkmasına gerek kalmayacaktır. Herhangi bir çarpma riskimiz yoksa. Şimdi standart olarak bunu oluşturduk. Peki duvarımızda bir açı varsa ve açılı takım kullanıyorsak bunun profil operasyonu nasıl yapacağız? Teknoloji kısmına geldiğinizde bakın şu kısımda gelişmiş diye bir segmemiz var. Burada iki tane önemli komutumuz var aslında bana göre. Birincisi son adımlar. Nedir ve ne işe yarar bu son adımlar? Şimdi biz normal olarak pasumuzu 5-5 olarak verdik. Ancak şunu yapabiliyoruz. Son adımlar kısmına girdiğimizde ben son iki pasodaki aşağı adımı 1-1 istiyorum. Ondan önceki iki pasodaki aşağı adımı 3-3 istiyorum örneğin. Diyebiliyorum. Yani son pasolarıma müdahale edebiliyorum. Parçama şöyle yandan da bakacak olursam bakın 5-5 iniyoruz. Arkasından 3'e geldik. 3-3 ve 1-1 şeklinde ilerledik. Bunu son adımlar bölümünden, sekmesinden yapabiliyorsunuz. Bunu kapattım. Profil önemli bir özellik olduğu için özellikle göstermek istiyorum bunu. En sık kullanılan operasyonlardan bir tanesidir 2.5 eksen plezelemede. Bunun dışında duvar eğimi verebiliyorsunuz. Parçanızda herhangi bir eğim olmasa da şu anda skeç de olabilirdi bu. Duvar eğimini işaretleyerek benim parçam 15 derecelik bir açıya sahip konik diyebilirsiniz. Hemen takım yollarımıza bakalım. Bakın şurada olduğu gibi vermiş olduğumuz açı kadar takım yolunu değiştiriyor. Tabii açılı takımlarla bu şekilde 3 eksene gerek kalmadan işlemeler yapma şansımız da var. Hepimizde 3 eksen olmayabilir. Duvar eğiminde bu işlemi yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya şeklinde değiştirme şansımız da var. Ben şu an için bunu kapatıyorum ve hesapla diyerek bırakıyorum. Şimdi profilin diğer bir özelliği de offset tanımlayabiliyor olmamız. Hemen şu kısmı da profille işleyecek olursak ondan da bahsedelim. Yeni bir tane operasyon açtım. Geometri kısmında ben şu alanı işlemek istiyorum. Bu sefer zincir seçeceğim. Bakın şu kısımdan da bahsedelim. Siz herhangi bir kenara dokunduğunuzda program otomatik olarak aynı seviyede bulunan zinciri seçer. Bunu bazen istemeyebiliriz. Bunun için hayır diyorum ve kapat diyorum. Buradaki tanjant ve sabit set değerini kapatıyorum. Ben sadece bu eğri istiyorum. Peki buradan karşıya geçmem gerekiyor. O zaman ne yapacağım? O zaman da hemen sol taraftaki noktadan noktaya komutunu kullanabilirim şu şekilde. Bakın buraya geçtim şu anda. Onay verip menüme geri geleceğim. Takımımızı seçelim. Parmak frezi olsun. Yine 16'lık takımımız. Seviyelerimiz işin üstü. Burası olsun, profil derinliğimiz burası olsun. Teknoloji kısmında hemen yana çekelim. Takımımızın yönünü bir kontrol edelim. Solda kaldı. Bakın bu kısımda offset verebiliriz. Ben 20 mm örneğin dışarıdan girmesini istiyorum şu şekilde. Bunu yaptım. Onay veriyorum tekrar. Kaba yapalım. Duvarda finish payı bırakmayabiliriz. Aşağıdığımız 8 mm olsun ve ileri geri keselim. Şimdi buraya kadar güzel. Hatta bağlantıları da kapatalım. Artık yay girişe ihtiyacımız yok. Zaten geometri kısmında uzatmıştık. Şimdi güzel ama sadece zincirin etrafında biz bir işleme yaptık. Dolayısıyla katı simülasyonumuza baktığımızda şöyle bir şey göreceğiz. Bu bizim işimizi çözmeyecek. Ne yapacağız? Hemen teknoloji sayfasındaki
Offset temizle seçeneğine geleceğiz. Offset'e tıklayıp şu kenarı seçiyorum. Bu şu demek. Benim zincirime vermiş olduğum offset kadar dışarıdan başla. Takımımız 16'lıktı. Ben yana kaymayı 12 mm olarak değiştirebilirim ve ileri geri keste deme şansım var. Bakalım şimdi ne yapacak. Gördüğünüz gibi böyle bir alanı profil operasyonuyla işleme şansım var. Katı simülasyonuna bakacak olursak da şöyle adım adım görürsek, hatta yana kaymayı offsetlerini biraz daha düşürebiliriz. Bu alanı profil operasyonuyla bu şekilde boşalttığımızı görebilirsiniz. Gelelim şuradaki bölgelere. Bu kısımda da havuz operasyonunu kullanma şansımız var. Hemen havuza tıklayalım. Havuz zinciri olarak şuradaki zincirleri seçeceğim. Bakın burada tek tek zincire dokunmak yerine çoklu zincir ekle komutunu kullanabilirsiniz. Buna dokunup yüzeyi seçtiğinizde o yüzeye ait bütün zincirleri seçecektir. Şöyle işaretlersek. Tamamını ekledi ama bizim bunlara ihtiyacımız yok. Yeniden seçelim. Tüm evet diyelim. Şurası bizim zincirimiz. Aynı zamanda şurası da bizim diğer zincirimiz. Burada açık havuz dediğimiz yöntemi kullanma şansımız var. Örneğin zincir 5 kişinin üzerine sağ tıklayıp kenarı açık seç deyip şu kenarlara şöyle dokunabiliyorum. Buranın açık olduğunu ifade ettim şu anda. 6 numaralı zincire tekrar gelip kenarı açık seç diyorum. Burası ve bu kenar açık diyorum. Tekrar onay verip menüye geliyorum. Şimdi diğer operasyonlara devam edebilirim. Takımım aynı takımda devam edeceğim ben bu arada. Tekrar takım eklemeyeyim. Seviyelerime geliyorum. İşin üst düzlemi burası. Profil derinliğim burası. Aşağı adamım çok önemli değil şu anda. Değiştirebiliriz. Hesaplayıp bir bakalım. Şimdi değiştirmedik. Bakın şu an bu şekilde bir işleme yaptı. Açık kontür bölümünden dıştan giriş diyebilirsiniz. Profil stratejisi kısmında tek yönlü kes veya zigzag kesim kullan diyebilirsiniz. Burada olduğu gibi. Peki açık havuzu şu üstteki yüzeyde kullanmak istersek şuradaki boşlukta ne yapmamız gerekiyor? Ona bir bakalım isterseniz. Yine bir havuz operasyonu ekleyeyim ben. Geometriye yeni deyip bu sefer yine tanjant ve sabit set zincirini kaldırıp şunu seçiyorum. Noktadan noktaya diyerek şu noktaya gelebilirsiniz ve yeniden eğri olarak devam edebilirsiniz. Hatta bu işlemden sonra sabit set diyerek bütün zinciri seçme şansınız var. Şimdi kenarı yine açık seçeceğim. Sağ tuş, kenarı açık seç. Güzel. Şimdi burayı seçtim. Peki şu kısmı nasıl seçeceğim? Daha önce bununla ilgili bir özellik yoktu. Bu kısma bir skeç çizmemiz gerekiyordu. Burada nesneden nesneye diyerek tıpkı noktadan noktaya komutunu kullanırmış gibi ilerleyebilirsiniz. Ben şuna geri gelip tekrar seçeyim. İlk eğriyi tıkladığım için izin vermedi. Kenarı açık seç. Nesneden nesneye buradan burayı açık kabul etmeni istiyorum. Sonrasında direkt tek yön diyerek açık olan kenarlarınızı şöyle gösterebilirsiniz. Şu kenar da benim için açık. Şunlar da benim için açık. Tabii şu an tek tek operasyon ekliyoruz ama bunu tek seferde işleyeceğimiz bir yöntemimiz de var. Ona daha sonra gelmek istiyorum. Öncelikle zor olan kısımdan başlayalım. Yöntemleri öğrenmek adına. Seçtim. Burada zincirlerinize offset verme şansınız da var. Takımımız yine aynı olsun. 2 numaralı takım. Seviyeler kısmına geldik. İşin üst düzlemini burası olsun. Normalde yüzey taramamız gerekiyor. Yapmadık onu. Oradan şöyle yapalım. Profil derinliğimiz burası olsun. 5-5 keselim. Hesaplayıp bakalım ne yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi yine açık havuzlar kısmı biz zinciri açık seçtiğimizde otomatik olarak aktif hale geliyor. Dilerseniz tek yönlü kesin. Bunu kapatabilirsiniz de tabii bu arada. O zaman normal havuz yöntemini kullanacak. Yani sınırı offsetleyerek bir kesim yapacak şu şekilde. Bunu tercih etme şansınız da var.
ya da profil stratejisini kullan deyip tek yönlü veya zigzag kesim yaptı diyebiliyorsunuz. Burada olduğu gibi. Yine havuzda kapalı bir havuza giriyorsak helisel giriş tercih edebiliriz. Dıştan giriş yapıyorsak burada normal giriş yani zincire dik olan yaklaşma yay ya da teğet giriş seçeneklerini kullanma şansımız var. Aynı şekilde patolar arasındaki bağlantıyı güvenlik seviyesinden, şu anki takım yolu seviyesinden veya emniyet mesafesinden yap da diyebilirsiniz. Şöyle bakalım. Tabi bazen riskli olabilir. Güvenlik seviyesi bizim için en ideali bu tarz durumlarda diyebilirim. Şimdi bu parça üzerinde profilin offset ve havuzun açık havuz komutlarını kontrol ettik. Gelişmiş kısmında duvara açı verebileceğimizi de söyledik. Gelelim şuradaki delikler kısmına. Burada farklı bir menüden bahsetmek istiyorum öncelikle. Multi-drill depth dediğimiz bir özelliğimiz var. Öncelikle isterseniz bunu bir kullanalım. Ne çıkacak karşımıza? Şimdi normal delik delme menüsünün dışında multi-depth özelliği belli aralıklarda farklı ilerlemeler, farklı devirler vermenize yarayan bir konut. Örneğin bir U profil deldiğinizi düşünün. Belli miktar deleceksiniz ama arada bir boşluğunuz var. O boşluğu G0'la geçip sonra tekrar deleceksiniz. Şu sol tarafta resimde gördüğünüz gibi multi-depth özelliği tamamen bu işe yarıyor. Genel olarak çalışma mantığı normal delik delme menüsüyle aynı. Yeni diyerek ben öncelikle zincirlerimi belirteyim, delik merkezlerimi. Yüzeylere dokunmam yeterli olacaktır. Burası ve burası. Şu anki çapımızı bir kontrol edelim. 17 çok önemli değil. Takıma gelelim. Biz 10'luk bir matkap seçelim. Şöyle. Tutucu ilerleme devre kısmına bakmıyorum. Burada ilerleme kısmında şu önemli. Z ilerlemeniz, X'ye ilerlemenizi bildiğiniz gibi matkap operasyonları, delik operasyonları da kullanmıyor. Buraya delmek istediğiniz ilerleme hızınızı yazıyorsunuz. Değerleri bilgi kısmına yazdığımızda ise bu değerler sadece bu operasyon için geçerli olan değerler oluyordu. Düzlem kısmını otomatik olarak aldık. Delin üst düzleminden alt düzlem olarak kalabilir. Çok değiştirmeme gerek yok şu anda. Benim göstermek istediğim nokta teknoloji sayfası. Bakın şu anda sıfır düzlemimizle 67 mm düzlemine tek bir ilerlemeyle girecek. 300 ilerlemeyle girecek. Ancak siz şu kısma dokunup yeni bir kademe ekleyebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Örneğin bunun altını eklemek istiyorum. Ekle diyorum. Bakın şuraya geldi. Örneğin ben sıfırla eksi 10 diyelim. 10 arasını şunu da 50 yapalım dilerseniz. 50 milimetre bölü dakika ilerlemeyle işlemek istiyorum. Buna geliyorum. Tekrar ekle diyorum. Eksi 10 ile eksi 30 arasını örneğin 40 milimetre dakika ilerlemeyle işlemek istiyorum. Veya burada hemen bunun altına dokunup örneğin 0 ile 10 arasında bir keseceğimiz alan var. Burada 50'yi kullanacağız ama 10 ve 30 arasında boşta geçeceğimiz bir bölüm var. Burada hemen ilerleme kısmına dokunup burayı rapid ilerlemeyle geç diyebilirsiniz. Hatta burada ilerlemeyi değiştirebilirken dönüş yönüne de müdahale etme şansınız var. Saatin ters yönde dön, hatta dönüşü kapat. Bazen ağızlama için delik girişlerinde istenilen bir durumdur. Önce dönmeden gel ağızda, sonra dön şeklinde istenebilir bazı takımlarda. Bu menü ile bunların hepsini yapma şansınız var. Soğutucuyu açıp kapatabilirsiniz. Yine bu menüde diğer menülerde olduğu gibi gagalama yap diyebilirsiniz. Full retract dediğinizde tamamen emniyet mesafesine çık veya çıkma. Bulunduğun düzlemden itibaren sen geriye sadece 5 mm çık ve delmeye devam et deme şansınız da var. Bu da yeni versiyonla birlikte gelen, daha doğrusu 2019'da birlikte gelen özelliklerden bir tanesiydi. Burada G-Code'u aldığınızda size G1 formatında bu özellikle G-Code'u verecek. Haydi olduğu için şu an çok anlayamayacağız. Bunu değişip birazdan tekrar bakalım. Bu anlamda multi-depth özelliği de bizim için önemli komutlardan bir tanesi. Çok özür diliyorum. Hatta delikler için farklı şeylerden de bahsedebiliriz. Özellikle yoğun delik deliyorsanız ve bunların çapları, boyları,
birbirinden farklı, düzlemleri birbirinden farklıysa belli çaptaki delikleri aynı anda işlem yapmanızı sağlayan bir milimiz daha olacak. Onun hakkında da bilgi vermeye çalışacağım şimdi. Bir yandan notlarıma da bakıyorum anlatacağım belli şeyleri kaçırmamak için. Şimdi bu parça açıkken diğer parçaya geçmeden bir şeyden daha bahsedelim. Şu an tabii her tarafını işlemedik. Tamamını da göstermek istemiyorum. Havuz ve profil özelliğini gösterdik ve delik özelliğine baktık burada. Parçanızı işledikten sonra pah kırmak isteyebilirsiniz. Profil özelliğinin bir profil operasyonu daha doğrusu özelliklerinden bir tanesi de pah kırabilme yeteneği. Tabii şu an bunun için farklı bir menü var, ondan da bahsedeceğim. Çok gelen sorulardan bir tanesi pah nasıl yapacağız şeklinde. Örneğin geldiniz yeni diyerek parçanızın şu üst kısmına pah kırmak istiyorsunuz. Şurayı ve şurayı seçeyim ben. İki zinciri aynı anda seçebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta zincir yönleriniz aynı yönü göstersin. Çünkü bir tarafta sağdan giderken bir tarafta soldan git diyemeyebiliriz. Takım olarak bir pah takımı belirleyelim burada. Ekle dediğinizde pah takım olarak karşınıza çıkacak. Çapımız 10 mm olabilir. 90 derece uç açısına sahip bir pah takımımız olsun. Seviyeler kısmında işin üst düzlemi burası diyorum. Pah derinliğimde 0.25 mm olarak seçiyorum. Teknolojiye geldiğimde yine takımın yönünü soracak bana. Geometri kısmından kontrol edelim. Şu an sol. Biz bunu sağ olarak değiştirelim şu şekilde. Tamam diyelim. Finish yapsın. Ve bağlantılarda da yay olarak girsin. Mesafeyi seçiyorum ki merkezden başlamasın. Şimdi hesapla dediğimizde simülasyonda bakarsak şöyle takımın parçaya değmediğini göreceksiniz. Neden? Çünkü şu katı doğrulamayı da kapatalım. Takımı çap olarak aldı ancak uç kısmını bilmiyor şu anda. Burada gördüğünüz gibi. Yani parçamıza değmeyecek. Peki o zaman menümüze tekrar geri gelelim. Teknoloji sayfamızda bakın hemen şu derinlik tipi kısmında pardon derinlik tipi diyorum artan kalan malzeme pah kırma kısmında pah özelliğinin olduğunu göreceksiniz. Burada kalan talaş diye bir özelliğimiz daha var. Burada pahı seçtiğiniz zaman hemen yukarıdaki şu kısımda bakın paha özel bir sekme daha açılacak. Hemen şurada. Burada bizden istediği şöyle bir değer var. Takımınızın yaklaşık kaç çapının parçaya değmesini, temas etmesini istiyorsunuz? 1 milimetre yeterli. Biz istemeyiz ki tam olarak sivri uç noktası paha oluşturmasın. Yeniden hesaplayalım. Ve simülasyonumuza bakalım. Bakın şimdi ben şöyle yandan bakacak olursak. Şuradan bakalım. Bakın şu an şu parçaya temas eden çapın yaklaşık 1 milimetre olduğunu görebilirsiniz. Tam sivri kısmının uç kısmının biz gelmesini istemedik ve pahamızı bu şekilde oluşturabiliyoruz. Tabii profil operasyonuna bunu tek tek seçmek yerine şunu yapma şansımız da var. Bu profil özelliği içerisindeki bir menüydi. Soilcam işler penceresine geldiğinizde tanımla komutları arasında pah tanımlama komutunu göreceksiniz. Yani otomatik pah tanıma özelliği. Hemen tıklayalım ve menüye bir göz atalım. Geometri kısmına yeni dediğinizde sizden öncelikle belli bir çap filtresi isteyebilir. Yani ben deliklerin şu iç kısmına ya da delik ağızlarına pah kırmak istemeyebilirim. Böyle bir durumda hemen imleci buraya getirip en büyük deliğime dokunuyorum. 26 milimetreymiş. Ben 26 milimetrenin altında kalan çaplara pah kırmasını istemiyorum şeklinde bir ifade kullanabilirim. Sonrasında parçamın üzerine dokunmam yeterli. Program otomatik olarak bir analiz yapacak ve parça üzerindeki tüm kenarları bana çıkaracak. Tabii siz dilerseniz burada istemediklerinizi kaldırabilirsiniz. Örneğin şu kısmı istemiyorsunuz. Sağ tuşla bunu sil deme şansınız var. Burada tabii katmanıyla dokunduk tamamını çıkarttık. Biz belli bir yüzeye pah kırmak isteyebiliriz. Böyle bir durumda yüzeyi seçip buraya, buraya ve şunun etrafına pah kırmak istiyorum diye de seçme şansımız var. Hemen onay verelim. Burada
3D model korumasını açıyorum. Biliyorsunuz 2,5 eksen komutları normalde katı modeli görerek işlem yapmazlar. Bu bizim için bir avantaj normal şartlarda. Ancak pahalarda duvara çarpmaması için sen bizim katı modelimizi de kontrol et. Hatta buna şöyle 1 milimetrelik de bir pay bırak ki herhangi bir çarpma sürtme olmasın diyebilirsiniz. Sonrasında yapmamız gereken şeyler zaten diğer menülerde olduğu gibi. Takımımı belirliyorum, pah takımı. Seviyeler kısmında benden direkt olarak pah derinliğimi istiyor. 0,25 yapmıştık. Teknoloji sayfasında direkt olarak bu kısımda çap değerimi istiyor. Tek yönlü kesim yapabilirim, zigzag yapabilirim. Bunları zaten değiştirebiliriz. Aşağı adım değerimizi değiştirebiliriz. Yana kayma sayımızı değiştirebiliriz. Bir defada kes veya 2-3 defada kes diyebiliriz. Bir finish offset de bırakabiliriz yan tarafta. Hesapla dediğinizde program otomatik olarak parçanızı pah kıracaktır. Bakın bu kısımda takımı duvara yaklaştırmadı vermiş olduğumuz güvenlik uyarısından dolayı. Yine bağlantılar kısmında yaklaşma tiplerine müdahale edebilirsiniz. Yay şeklinde gir veya normal yaklaş. Parçaya dik olan yaklaşma şekli demiştik normal yaklaşmaya. Hemen şu şekilde değiştirdiğini görebilirsiniz. Daha fazla menüye ulaşmak için ben çok uzatmıyorum belli komutlarda. Detaylarına çok inmiyorum. Şimdi unsur tanım özelliğini göstermek istiyorum. Havuzda ve özellikle delik tanım menüsünde. Bunun için farklı bir parça açacağım. Sizlerin de SoilKem'in örnek dosyaları içerisinden tanıdığı örnek bir parçadır. Unsur tanıma parçası. Şöyle açalım. Birçok eğitimde bizim hayatımızı kurtaran parçalardan bir tanesi. Muhtemelen sizler de tanıyorsunuzdur. Şimdi parça üzerinde birçok delik var. Farklı kademelerde, farklı çaplara sahip. Kimi boydan boya delinmiş, kimi kör delik şeklinde karşımıza çıkan, hatta bazılarına bir de açılmış delikler var. Normal delikler menüsü ile biliyorsunuz farklı seviyelerde ise deliklerimiz bu seviyelere göre tek tek operasyon yapmamız gerekiyordu. Örneğin üst seviyede bir onluk deliğimiz var ama bu seviyede de bir onluk deliğimiz var. Bu ikisini aynı anda delmek mümkün değil normal delik delme menüsü ile. Çünkü işin üst düzlemini seçiyoruz. Profil derinliği, delik derinliği seçiyoruz. Şimdi tanıma komutları içerisinde bir delik tanıma menümüz var. Hatta oyun öncesinde dilerseniz parçamızın stoğunun dolu olduğunu düşünerek bir cep boşaltma işlemi yapalım. Sonra da delik kısmına geçelim. Yine tanıma komutunun altında bu sefer çoklu havuz boşaltma komutunu göreceksiniz. Biz az önce havuzları, zincirleri tek tek seçerek işlemiştik. Ancak farklı bir yöntemimiz daha var. Hemen göz atalım burada. Bunlar da önemli komutlardır diyebiliriz. Geometri kısmına geldiğinizde, geometri tanımla dediğinizde yine sol tarafta sizi farklı bir menü karşılayacak. Normal cep boşaltma işleminde biliyorsunuz bir zincir seçiyorduk ve seçmiş olduğumuz zincirin içerisini boşalt diyorduk. Burada ise bizden farklı bir seçenek isteyecek, farklı uygulamalar isteyecek. Öncelikle yine bana şunu soruyor. İstediğim minimum bir çap var mı? Yani hangi çapın altındaki yerleri ben havuz olarak algılamayayım? Örneğin ben şu delikleri cep boşaltma komutuyla işlemek istemiyorum. Bunların çapı 42 milimetreymiş. Ben 42'nin altındaki yerleri görme diyorum. Hatta dilerseniz belli bir yüzey alanının altında kalan yerleri de görme diyebilirsiniz. Dokunuyorum parçamın üzerine. Parçam da bir analiz yapıyor. Burada katı modeli tanıyor aslında. Ve bana cep olarak işleyebileceğim ya da havuz menüsüyle işleyebileceğim bütün alanları gösteriyor. Ve bu alanları da alt tarafta bakın şöyle sıraladı. Burada patlamış zincirler var. Şu kısımlar. Bunları zincir olarak bana gösterdi. Yanlarındaki simgelerin de değiştiğini görebilirsiniz. Şu şekilde. Dolu yüzeylerin alanlarını ise buradaki gibi farklı bir simgeyle gösteriyor. Tabii yine burada katı model değil de yüzey diyerek biz kendimiz de bu alanı işlemek istiyoruz diye seçebilirdik. Dilerseniz tümünü silip yapalım. Yüzeyi seçiyorum. Ben sadece şu alanları boşaltmak istiyorum diye seçeyim. Şurası, şurası ve bir de şurası. Bakın böyle bir seçim yapma şansınız da var. Veya katı model diyerek yani tümünü kaldırayım.
Parçanın üzerinde herhangi bir yüzeye dokunmanız yeterli. Programın tamamını seçmesini de sağlayabilirsiniz. Bakalım şimdi nasıl bir şey çıkartacak karşımıza. Yine bu kısımda da 3D model tanıması korumasını aktif hale getirebilirsiniz. Söyleyemedim. Katı modelimi gör, herhangi bir çarpma dalma yapacaksa yapma şeklinde. Ya da şunu yapabiliyorsunuz bazen. Parça üzerinde bir pabucunuz varsa bunları da gösterme şansınız var. Fikstür korumasını açarak otomatik olarak eklemiş olduğunuz fikstürlerin ya da pabuçların etrafından dolanacaktır. Takım kısmına geldim. 20'lik takımını seçiyorum. Seviyelerde bakın artık işin alt düzlemi gibi bir şey seçmiyorum. Maksimum aşağı adım değeri seçiyorum. 5-5 olsun diyorum. Teknoloji kısmında yine duvara finish bırakmak istiyorsan finish payı ya da tabanda finish payı bırakmak istiyorsan bunlara girebilirsiniz. İşleme şekliniz kontür tarama olabilir. Bunları belirliyorsunuz. Burada açık havuzlar kısmına geldiğinizde yine şu kısımlar özellikle parçanın açık olduğu için açık havuzlar bölmesi de yine otomatik olarak aktif hale geliyor. Diğerinde zincirin üzerine tıklayıp biz gösteriyorduk. Burası açık kenar olarak buraya algıla şeklinde. Burada ise otomatik olarak tanıyor. Bağlantılar kısmında da kapalı olan havuzlara girerken helis yöntemini kullanıp aktif hale gelmiş durumda. Gördüğünüz gibi açık olan havuzlara dışarıdan yaklaşıyor. Kapalı havuzlara ise helis yöntemini kullanarak giriş yapıyor. Şöyle baktığımızda kademelerin farklı olmasına rağmen tek bir komutla ve 2,5 eksen mantığıyla parçamızı işleyebildiğimizi görebiliyorsunuz. Normalde diğer havuz menüsü de bizim bu seviyeleri, kademeleri tek tek seçmemiz gerekecekti. Onda belki çoklu zincir özelliğini kullanabilirdik, çoklu derinlik özelliğini kullanabilirdik ama buradaki gibi rahat olmayacaktır. Parçamızı işlediğimize göre artık delik tanıma özelliğini kullanabiliriz. Hemen buraya geliyorum ve delik tanıma komutuna tıklıyorum. Buradaki menüde de yine farklı bir şey karşılayacak, farklı bir menü çıkacak karşımıza. Yeni dediğimizde normal delik derleme menüsünde bizden merkez noktasını istiyor deliklerimizin. Burada ise bir takım filtreleme seçenekleri bizi karşılıyor. Örneğin ben şunu düşünelim. Parçamızın üzerindeki bütün delikleri puntalayacağımızı varsayalım. Ne yapmamız gerekecek? Tek tek seçmemiz gerekecek diyelim. Burada ise şunu diyebiliriz. Delik çapı sıfırdan atıyorum 20'ye kadar olanları ben delmek istiyorum. Ve delik bul diyebiliyorum. Bütün delikleri delik çapı 0 ve 20 arasında olanları bana filtreliyor. Buradan hepsini kaldırıyorum. Bunun dışında ne diyebilirim? Deliğin üst düzlemi dokunabiliriz de bunu isterseniz imlece getirip buradan atıyorum eksi 50'ye kadar olanları bana seç. Delik derinliği 0 ile 20 olanları bana seç. Hatta renk vermişseniz deliklerin içerisinde boyamış olabilirsiniz. Farklı renklerde özel delikler olabilir. Bana sadece mavi olanları, kırmızı olanları seç deme şansınız da var. Ya da bir 2D boundary kullanıp şu alan içerisindekileri seçmek istiyorum da diyebilirsiniz. Biz şimdi deliklerimizin tamamını puntalamak istediğimiz için bu filtrelerin tamamını kapatıyorum. Şu an sadece delik tipi kısmında boydan boya delikler ve kör delikler yani tamamı aktif. Bu şekilde delikleri bul dersem hemen alt taraftaki listede delikleri şekillerine göre listelediğini göreceksiniz. Şekil 1, şekil 2, şekil 3. Bunlar ne olabilir? Hafşa başlı olabilir. Boydan boya delik olabilir. Kör delik olabilir. Bu şekillere göre bunları grupluyor. Her bir grubun içerisinde yine farklı gruplar var. Bunlar da delik çaplarını ifade ediyor. 10'luk olabilir, 20'lik olabilir. Farklı çaplarda delik karşınıza çıkabilir. Şimdi deliklerimizin tamamını seçtik. Takım belirleyelim. Bir punta matkabı seçelim isterseniz. Şu kısımdan. İkilik olsun. Çok önemli değil. Seviyeler kısmına geldiğimde bakın işin üst düzlemi ve alt düzlemi şeklinde bir şey görmüyorsunuz. Bunun yerine derinlik düzenle diye bir komut sizi karşılıyor. Bunu dokunduğunuzda parça üzerinde bulunan tüm grupları soldaki menüde görebiliyorsunuz. Örneğin grup 1 şu menüleri açarsak şu şekilde. Grup 1'in delik çapı 6,8'miş.
-24'ten başlıyorlarmış ve deliklerin derinliği ise 26 milimetreymiş. Grup 2'nin çapı 8'miş. Yine -24'ten başlıyormuş ve 17 milimetre derinliğe sahipmiş. Burada diğer tüm grupları da görebilirsiniz. Örneğin grup 1'i ben puntalamak istiyorum. Diyorum ki bunu 2 milimetre deleceğim. Ve uygula diyorum. Puntada bile şunu değiştirebilirsiniz. Grup 2'ye ben 3 milimetrelik bir puntalama yapmak istiyorum. Grup 3'e 4 yapmak istiyorum. Atıyorum tabii tamamen sayıları. Değiştirebilirsiniz. Ya da tamamını 3 milimetre delmek istiyorum ve bunu tümüne uygula diyorum. Tabii nereden uyguluyor? Her deliğin bulunduğu düzlemden itibaren delik derinlikleri 3 milimetre oluyor. Gruplara dokunduğunuzda yine işin üst seviyesinin farklı olduğunu görebilirsiniz. Örneğin grup 1'inki -24'ten başlıyorken grup 3'ünki -32'den başlıyormuş. Bunları değiştirmiyoruz. Çünkü her bir deliğin seviyesi birbirinden farklı. Teknoloji kısmında da diğer menüde olduğu gibi delik döngü tipinizi seçerek hesapla demeniz yeterli olacak. Şimdi baktığınızda her bir deliğin bulunduğu düzlemden itibaren 3 milimetre derinliğe sahip olduğunu görebilirsiniz. Delik tanıma menüsünde. Burada olduğu gibi. Kaydet ve kopyala diyorum. Örneğin sadece şu çapa sahip olanlar kaçmış. 6,5 milimetre çapa sahip olanları delmek istiyoruz. Ne yapacağız? Hemen geometriye geldim. Yeni diyorum. Delik çapı bölümünde 6,5 olarak giriyorum ve bana bu delikleri bul diyorum. Bakın program parça üzerinde sadece 6,5 milimetre çapa sahip olan delikleri otomatik olarak buluyor. Bunların hepsi şu an aynı düzlemde ama farklı düzlemde olmaları da bizi etkilemeyecekti. Farklı düzlemde aynı çapa sahip olan delikleri tek bir menü içerisinde delebilecektik. Bundan sonra yapmam gereken yeni bir takım eklemek. Takım çapım 6,5 olacak. Delik derinliklerimi yine otomatik gördü aslında. 51 milimetreymiş. Ancak siz toplam derinliği açarak -5 milimetre daha örneğin aşağı yaka in diyebiliyorsunuz. Aşağıda kal diyebiliyorsunuz ve bunu uygula şeklinde seçebilirsiniz. Delik döngü tipinizde G81 değil, gagalayarak delmek isteyebilirsiniz. G83 olsun ve 5-5 gagalayarak deliklerimi del. Hesaplayalım ve G kodumuzu çıkartalım. Tek bir G83 döngüsü, altında ise deliklerinizin koordinatı. Burada hemen alt tarafta döngü kullan diye bir komut göreceksiniz. Bazı ünitelerde döngüler hata verebilir. Böyle bir durumda döngü kullanı kaldırırsanız program size aynı delikleri G1 formatında da verebilir. Bakın şu şekilde G0, G5 şeklinde komutlarda görebilirsiniz. Yine sık sorulan sorulardan bir tanesi kanal özelliği. T kanal preset takımını nasıl kullanabiliriz? İsterseniz hemen şu yan taraftaki kanal için ondan da kısaca bahsedelim. Bu tarz işleriniz de olabilir. T kanal operasyonları için ayrı bir menümüz var. Hemen burada yer alan 2,5 eksen komutlar içerisinde yer alan T kanal özelliği. Aslında mantığı bir profil operasyonu gibidir. Ancak takımın kalınlığını otomatik olarak zincire ekler. Yapmanız gereken geometrinizi belirlemek. Hangi geometri olacak bu? Bakın şuradaki geometri. Şimdi yine yanlış seçtik. Sabit set aktifti. Ben şöyle kapatayım. Zincirimi seçtim. Delikler olduğu için geçemiyorum karşıya. Dolayısıyla noktadan noktaya diyerek en sondaki noktaya erişiyorum. Ve onaylıyorum. Takımımıza gelelim. Burada takım ekle dediğinizde karşınıza kırlangıç ve düz kanal takımı şeklinde iki takım çıkartacak. 5 metrelik genişliğimiz olsun. Çapımız 30 olsun. Sap çapımız 12 kalabilir. Bakalım uygun olacak mı takımımız burası için. Seviyeler kısmına geldiğimizde bakın.
İşin üst düzlemi artık kanalınızın üst düzlemini ifade ediyor. Yani şu kanalın şu noktası bilişimin üst düzlemi olarak ifade ediliyor. Profil derinliği diye adlandırdığımız kısım ise yine soldaki resimde göreceğiniz üzere kanalımızın alt düzlemi olacak. Profil operasyonuna benzer demiştik. Burada yine zincir seçtiğimiz için hangi yönde kaldığı bizim için önemli. Hemen geometriye tıklayıp yine görelim. Doğru yönde kalıyor muyuz? Şu an sol tarafındayız. Doğru. Eğer finish aktifse bir defa da aşağıya doğru inecektir. Hemen şöyle hesaplayıp bakalım. Şu şekilde. Ancak siz yana offset şeklinde kaymasını isteyebilirsiniz. Ya da yay girmesine gerek yok. Düz bir kanala giriyoruz. Bağlantılar kısmından teyit diyerek teyit giriş aktif haline getirebilirsiniz. Takımı %30'u veya ekstra 20 metre daha dışarıdan girmeni istiyoruz diyebiliriz şu şekilde. Yanar kaymayı nasıl yapacağız? Tıpkı profilde olduğu gibi dilerseniz finish'i kapatıp kapağı açıp kabada aşağı adım değeri tıpkı havuz operasyonunda olduğu gibi ters orantılı. Takımızı 5'lik yapmıştık. Bu aslında üst üste binme miktarını gösteriyor. Siz buraya 1 dediğinizde takımınız 4 mm aşağı yönlü adım atacaktır. Bakın şu şekilde. Offset kısmını da açarsanız eğer duvara bırakılacak finish payı 0 yapalım. Bu şu demek, örneğin şuranın kalınlığı, derinliği 6 mm. Biz 2-2 şeklinde ilerlemek istiyoruz. Dolayısıyla 4 geriden başla, 2 mm yana kayarak burayı işle deme şansımız var. Bakın şöyle yandan da bakarsın. Şu şekilde. Hatta katı simülasyonda belki daha net görebiliriz. İndik. Tek yönü kesiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesebilirsiniz. Offset vererek zigzag kesme şansımız da var. Tabii iki yönlü kesime uygun bir takımımız olmayabilir. Emin değilim. Kanal operasyonundan da basitçe bahsetmiş olduk. Yine sık gelen, sizden gelen sorulara göre anlatmaya çalışıyorum. Sorulardan bir tanesi de vida kalemi ile nasıl diş açarız idi. Dilerseniz onu da hazır bu parça üzerinde bir bakalım. Örneğin şurası bizim için yeterli. 42 mm'lik bir çapımız var. 2.5 eksen komutları içerisinde kılavuzu bildiğiniz gibi deliklerle menüsüyle çözüyorduk. Diş çekmede ise diş çekme komutunu kullanıyoruz. Burada illaki ortamda bir delik olmasına gerek yok. Önemli olan bizim için deliğin merkezi. Geometri olarak tanımlayacağımız şey burada deliğinizin merkezini ifade ediyor. Dokunduğunuzda zaten delik merkeziniz verecektir. Ya da siz normal skeçte de bir nokta koyarak da bu noktayı gösterebilirsiniz, merkezi gösterebilirsiniz. Takım kısmına geldiğinizde tanımla diyelim, ekle diyelim. Burada size iki adet takım çıkartacak. Bir tanesi açılı diş takımı, açılı bir yüzeye diş çekmek isteyebilirsiniz. Diğeri de interpolasyon diş takımı diye adlandırdığımız düz diş takımı olacak. Burada önemli olan çekeceğimiz dişin hatvesi ve boyutu. Burada dilerseniz standart kısmında metrik Whitford kütüphanelerini kullanabilirsiniz. BSF kütüphanesini kullanabilirsiniz. Ya da standart dışı bir diş çekecekseniz tanımla diyerek hatveyi siz gelebilirsiniz. Örneğin 1.75 hatveli bir şey çekmek istiyorum diye bu kısma direkt olarak gelebilirsiniz. Burada farklı standartlar da yine yer alacak bakın. Tüm standartları içeriyor kütüphane otomatik olarak. Biz bunun bir metrik diş olduğunu düşünelim. Standart tablosunda metreye dokunduğunuzda karşınıza şöyle bir liste çıkacak. Yeşiller standart dişler, kırmızı olarak gördükleriniz ise ince dişler olacak. Örneğin biz oraya uygun ne yapabiliriz? 45 demeyelim. 45'e 4 diyelim. Yokmuş. 45'e 4'ü seçtik.
Takım çapımızı değiştirebiliriz. 20 milimetre diş sayımız burada önemli. Aşağı adımımızı etkileyecek. Ama sayımızın çok da bir önemi olmayacaktır burada. Yine sap çapınız şu şekilde bakacak olursak takımı bu şekilde gösteriyor. Ama dilerseniz takımı çizerseniz açtığı dişi görme şansınız da olabilir. Bu da simülasyonda diş olarak görmüyoruz maalesef. Yine devir ve ilerlemenizi bu kısımdan gelebilirsiniz. Ama önemli olan kısım bu noktada standart değeriniz, yani diş tablosundan bakmış olduğunuz standart değeriniz. Ben bu takımı seçtim şu an. Takımda bir yanlışlık yaptığınızda hemen sol alt tarafta buna ait hatayı da görebilirsiniz şu kısımda. Orayı kontrol etmede de fayda var. Seviyelerde işimizin üst düzlemi burası olsun. Diş derinliğimiz 10 milimetre olsun. Ya da bunu dilerseniz diş sayısı cinsinden de gelebilirsiniz. 3 diş, 5 diş, 10 diş şeklinde diş sayısı şeklinde de girme şansınız var. Diş derinliğim 10 milimetre olsun. Yani teknoloji kısmına. Burada iç yapımı diş çekeceğiz. Dış yapımı çekeceğiz. Ölçü otomatik verecek liste tablodan. Sağ vida mı çekeceğiz? Sol vida mı çekeceğiz? Ve kesme yönümüz aşağıdan yukarıya mı olacak? Yukarıdan aşağıya mı olacak? Bunlara karar verebilirsiniz. Eğer finish işaretli ise bir defa da bu işlemi yapacaktır. Şu şekilde. Yine kabayı açıp offset temize diyerek dişe 2 milimetre geriden başla, yana 0,2 milimetre kayarak yavaş yavaş bunu aç da diyebilirsiniz. Bakın şurada olduğu gibi. Bu tercih tamamen size kalmış. Ya da finish'i açarak bir defa da bunu çek deme şansınız var. Şimdi katı simülasyona baktığımızda stop'u biz hedef olarak gösterelim net görebilmek için. Stop modelimiz 3D model değil, parçanın kendisini seçeyim. Çünkü buranın içini işlememiştik hatırlarsanız. Orayı bize dolu gösterecek. Onay verelim. Ve simülasyonumuza bakalım. Simülasyonda sizde şu şekilde düz bir şekilde kesiyor gibi gösterecek. Ama dediğim gibi takım tanımlarsanız burayı diş şeklinde görme şansınız da var. Bakalım vaktimiz varsa takımı da kısaca gösterebilirim. Bir 8 dakikamız var. Eminim ki merak edenler vardır. Peki takımı nasıl yapıyoruz? Hemen araçlar kısmına gelip tabii kısa yolları da var. Ben hep eskiden beri kullandığım için oraya gitmeye çalışıyorum ama takım tablosu seçeneklerinde form takımlar bölümünü görebilirsiniz. Bu kısımda pardon yanlış yer açıyorum. Ben şuradan gideyim izninizle. Solidcam takım tablosu ve form takımlar. Buraya sağ tıklayıp grup ekle diyebiliriz. Bu gruba isim verebiliriz. Webinar diyeyim ben buna. Sağ tuş ekle diyerek yeni bir takım ekleme sayfasına gelebilirim. Burada dilerseniz Solidcam'in size verdiği şuradaki seçenekleri kullanarak bir takım oluşturabileceğiniz gibi aynı zamanda hemen şu alt taraftan bunu ben çizmek istiyorum diyerek export ve import seçeneği kullanarak siz de bir takım çizebilirsiniz. Sizi SolidWorks'ün sketch sayfasına yönlendirir ve karşınıza bir sketch açar. Bakın normal sketch sayfamız burası. Ben buna edit diyerek mevcutu değiştirmeyeyim. Şunu şöyle uzatayım. Hızlıca göstermeye çalışacağım. Ve bir takım çizeceğim. Şöyle gelelim. Bu sonuç itibariyle bir vida takımı olacak. Şöyle bir şey olsun. Sap çapımız 10 mm olsun. Boyumuz 50 mm olsun. Şu genişliğimizi değiştirelim. 4 olsun. Hemen şu açımızı düzeltelim.
şu kısma 30 derece diyelim. Şu kısma da 30 derece diyelim. Toplam çapımıza da net bir çap girelim. Şuradan şurası da örneğin 25 olsun. Takımınızı oluşturdunuz. Daha sonrasında zincir tanımla demeniz yeterli. Şurası benim zincirim, pardon. Skecimizi de onay verelim. Şimdi zincir tanımla diyelim. Şu şekilde. Zincirinizi tanımladınız. Referans noktanız tam olarak merkez noktanız olacak. Son diyerek çıktınız. Bakın şu an oluşturduğunuz takımı hemen burada görebilirsiniz. Düzelt kısmında. Koni 1, koni 2 ve silindir şeklinde size çapları da gösteriyor. Dilerseniz buradan da müdahale edebilirsiniz. Açı değerimiz, yükseklik değerimiz bunlar otomatik olarak karşımıza çıktı. Ben buna kaydet ve çık diyerek çıkıyorum. Hatta şunu isimlendirebilirdik aslında. Bunu da kapatalım. Ya da şuradan direkt parçamıza geçelim. Orada yanlış bir şey mi yaptık acaba? Ben şunu yeniden bir kapatacağım izninizle. Bu şekilde form takımlar oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda tutucuları da dilerseniz herhangi bir takım sağlayıcının sayfasından indirerek Solidgem içerisinde tanıtabilirsiniz. Bu da kullanabileceğimiz özelliklerden bir tanesi. Umarım takımı kaydetmişizdir. Diş çekme özelliğine gelelim. Takım sayfamıza girerek kontrol edelim. Bakın burada form takım bölümüne geldiğinizde webinarın altındaki takımımızı görebilirsiniz. Ve dilerseniz bu takımı seçebilirsiniz şu şekilde. Tabii biz takım çapımızı 25 olarak sanırım oluşturmuştuk. Geriye kalan değerler aynı kalabilir. Çapı 25 olarak değiştiriyorum. Bakın bu bölümde takımı görüyorum şu anda. Hatta şöyle bakarsak sağ tarafa çektiğimizde takımımızı da görebiliriz. Şimdi bir kod simülasyon diyerek bakalım ne yapmışız. Şöyle bakalım. Burada artık çizdiğiniz takımla açtığınız vida dişini görebiliyorsunuz. Tabii biz afaki çizdiğimiz için şu an net göremeyebilirsiniz ama bu şekilde form takımlar oluşturma şansınız da var. Genel olarak baktığımızda 2.80 ile ilgili sık kullandığımız en azından özelliklere bakmaya çalıştık. Sorularınız varsa bu aşamadan sonra sorularınıza bakabiliriz isterseniz. Ben şuradan kontrol edeyim. Şuradan sırasıyla bakmaya çalışayım. Hızlı gidiyor olabilir miyiz demişiz. Doğru, yani bir saatlik içerisinde aslında birçok özelliği sığdırmaya çalışıyoruz. Ama bunlarla ilgili normal eğitim videolarımızı da biz sayfamıza ekleyeceğimiz için oradan çok daha yavaş bir şekilde aynı özellikleri izleyebileceksiniz. Onu söyleyelim. Bana post almak için nereden ayar yapıyoruz gibi bir soru gelmiş. Şimdi özelliklerinize göre post dosyalarınız zaten size verilmiş olacak. Dolayısıyla bu post dosyalarınızı post klasörünüze atıyorsunuz. İlk webinarımızda bunu göstermiştik. Ancak ilgili değişikliği kan parça üzerine çift tıklayarak şu kısımdan yapabilirsiniz. Örneğin biz şu an Fano'ya göre bir post çıkarttık ama
elimizde bir Siemens kontrol ünitesi olsaydı, tabii onunla ilgili ayarlar yapmamız lazım. Siemens'e göre değiştirip devam et diyebilirdik. Eğer döngüleri farklı olan bir üniteye geçiyorsanız program sizi burada olduğu gibi uyaracaktır. Bakın siz Panuk'ta G81 kullanıyordunuz. Siemens'te bunun karşılığı bu mudur? Doğru mudur şeklinde uyaracak tamam diyerek geçiş yapabiliriz bu şekilde. Bakın delik döngülerini zaten yeniden hesaplatmamı istiyor değişik bir şey olursa ya da farklı bir ünite. Haydenayn da olabilirdi. Bu kısımda Haydenayn'ımız var mı? Var. Şuradan bir tane hem nihayet post dosyasını seçelim. Yine bizi uyaracak. Bu kısımda G81'in karşılığı Haydenayn'de bu mudur şeklinde. Eğer değilse yanlışsa buradan değiştirerek tamam deyip geçebilirsiniz. Ama tabii öncelikle post dosyasına sahip olmanız gerekiyor. Ve ses senkronizasyonu bugün iyi değil demişsiniz ama arkadaşlarla kontrol ettiğimizde bir sıkıntı görmedik. Biz yine bir kontrol edelim. Soyutcam Torne'yi soranlar var. Devam edecek webinarlarımız bu arada. Önümüzdeki hafta yine Cuma günü öğleden sonra bir webinarımız daha olacak. Orada 3 eksenden anlatmaya devam edeceğiz. HSR ve HSM şeklinde. Sanırım iki webinarımız olur 3 eksenle ilgili. Ondan sonra da torna kısmına geçeceğiz. Hem 2 eksen hem de CI eksen torna modülünü arkadaşımız Soner sizlere anlatmış olacak. Ve bu şekilde serimize devam edeceğiz. Genel özelliklerden de bahsetmeye çalışacağız. Sadece eğitim şeklinde değil. Örneğin koç kafa kullanımı ile ilgili bir webinarımız daha olacak. Yine merak edilenlerden bir tanesi de sizden gelen sık sorulara göre bu planları yapmaya çalışıyoruz. Onun sorumuza cevap verdik düşünüyoruz. XZ düzlemli delikler var. Bunlar işlenemez diye biliyorum. XZ düzlemindeki delikler, evet yani bir 5 eksen tezgah kullanmıyorsanız ya da bir koç kafaya sahip değilseniz tezgahınızla alakalı bir durum. Bu pozisyondayken işleyemeyebilirsiniz. İşleyemezsiniz daha doğrusu. Ama tezgahınız 5 eksense ki biz şu an Hemle diye bir tezgah seçtik. Bakalım şöyle setup'ımıza. Hızlıca. Evet. Hatta makine simülasyonu olan bir postumuzu seçerek göstereyim size. Sanırım şu olması gerekiyor. Hemen bir kontrol edeyim. Evet, parçamız biraz büyükmüş ama tezgahımız artık 5 eksen olduğu için yandaki delikleri delme şansımız da var. Nasıl yapacağız? Oldukça basit. Dilerseniz şablon kullanabilirsiniz ama onu göstermeyeyim. Delik delme komutuna geldiniz. Biliyorsunuz ki biz her zaman Z ekseni doğrultusunda işlem yapıyoruz. Yandaki delikleri delebilmek için bizim yeni bir vektöre ihtiyacımız var. Referans noktasına tıklıyorum. Ekle diyorum. Bakın birin ikinci pozisyonu oluşuyor. Nerede oluşacak? Ben bu deliğin içerisini işlemek istiyorum diye söylüyorum. Burada dilerseniz orijinimizi şuraya taşıyalım ki daha net görelim. Şöyle. Artık yeni oluşacak eksenin burası. Bu bir pozisyon, yeni bir eksen değil. Ana referansıma bağlı ikinci bir pozisyon. Daha doğrusu vektör diyebiliriz. Referansı oluşturduk şu anda birin ikinci pozisyonu şeklinde. Artık gelip, pardon, şunları işleyeceğim diyebilirsiniz. Seviyemiz otomatik. Delik derinliği 10 olsun. Hesapla. Şuradan kendimi seçelim. Stok güncellemesini kullanmayalım. Biz kendimiz belirleyelim. Evet, 0'a 10. Bu arada şunlar hesaplanmadığı için problem çıkartıyor cevabına bakalım. Stok güncellemesi seçildi çünkü o kısımda. Onları kaldıralım. Şunu tekrar hesaplatalım. Evet. Şimdi buraya işledi. Hatta bunun makine simülasyonuna bakacak olursak şöyle.
Bu tabii illa 5 eksen olmasına gerek yok. Bir koç kafa da olabilir, açılı başlık da olabilir. Bakın şöyle görebiliriz. Hatta şunu kaldıralım. Daha net görelim. Bu şekilde yanındaki delikleri de delme şansımız var. Tamamen kullandığınız tezgaha bağlı olarak değişecektir. Çapları aynı ama boyları farklı delikleri nasıl gruplandıracağız? Burada delik tanıma menüsü içerisinde bunu zaten otomatik olarak yapıyor. Buradan yeniden gösterecek olursak, bakın hiçbir şey yapmadan çapları aynı diyorsunuz veya boyları farklı fark etmiyor aslında. Bütün delikleri bul dediğinizde seviyeler kısmında derinlik düzenliğine tıklarsanız seviyesi ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Tamamının işinin üst düzlemini yani delik üst düzlemini ve derinliğini otomatik buluyor. Bakın bununki -24'e 26 iken bu aynı çapta veya farklı çapta bir delik de olabilirdi. Yine -24'ten başlıyor ama delik derinliği bu sefer 17. Bu tanıma menüsünde bunların tamamını otomatik olarak gruplayabiliyorsunuz. Önemli olan çapı seçmeniz. Bana sadece çap onluk delikleri bul derseniz derinlikleri ve başlıkları düzlem ne olursa olsun size otomatik olarak bulacaktır ve işleyecektir. Şundan çıkalım. SolidWorks içinde standart mı demişsiniz? Hayır, standart değil. SolidCam'i ayrıyeten yüklemeniz gerekiyor. SolidWorks'u kurduğunuzda içerisinde SolidCam gelmeyecektir. Onu da ayrıyeten kurmamız gerekiyor. Farklı ölçülerdeki pahları aynı anda yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Burada aslında 3 eksende kullanacağımız yöntemler de var. O kısımda bunlara girmek daha mantıklı olacak. Eğer pahı parça üstüne kırmışsanız, HSM menüsündeki sınır işleme mantığıyla ölçüsü ne olursa olsun hiç fark etmez. Aynı anda hepsini yapabilirsiniz. 3 eksen tarafında bunlara değinelim, notumuzu alalım biz. 4 eksenle ilgili çalışmamız olacak. Evet. Murat hocam sormuş. Büyük takımdan sonra kalan işle var mı? Güzel bir soru aslında. Evet, kesinlikle var. Örneğin bizim şuradaki radyüsümüz, yarıçapımız 10'du. Biz ilk havuzu işlerken de direkt 20'lik takım seçtik ama büyütebiliriz. Ne yapabiliriz? Şuna 30 diyebiliriz. Atıyorum. Evet. Operasyonu kopyaladınız. Takım çapınızı küçülttünüz. 20'lik bir takım seçelim. Bunu hem profil operasyonunda hem havuz operasyonunda yapabilirsiniz. Hatta normal havuz operasyonunda burada kalan talaş diye direkt olarak bir özellik var. Teknoloji sayfasına geldiğinizde bakın şu kısımda arta kalan malzeme pah kırma diyor. Buradan kalan talaşı seçerseniz sizden bir önceki takım çapını isteyecek. 2,5 eksen biliyorsunuz katı modeli hesaplamadığı için. Bu şekilde hesaplayarak şunu da kapatalım. Sadece kalan bölgelere takım yolu oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu kısımda hatta şunu deme şansınız var. Sadece kalan bölgeleri oluştur veya onun profil etrafını, alanını komple işle. Yani şu şekilde bakın. Duvarda finish payı bırakmışsanız böylece bütün bu duvardaki profil etrafını komple işle diyebilirsiniz. Ama ayrılmış alanlar diyerek sadece kalan talaşı işle deme şansınız da var. Hatta burada geometriyi düzelt derseniz de bunu yapma şansınız var. Havuzu komple işle veya profil finish yap diyebilirsiniz. Yine aynı sonucu elde edeceksiniz şu şekilde. Bir defa da size finish yapacak aşağıdığımızdan dolayı. Bunu da söyleme şansınız var. Bunu normal havuz menüsünde de yapabiliyoruz. Eğitimi hafta sonu düzenlememiz mümkün mü? Sanırım hafta sonu webinarlarımız oluyor mu bilmiyorum. Arkadaşlara sorabiliriz. Tablet çalışıyorsunuz sanırım.
Bununla ilgili bir bilgi alalım arkadaşlardan. Şimdi hem SolidLog tarafında, Smartron tarafında, SolidCAM tarafında sürekli webinarlarımız olduğu için bunları bir sıraya koyuyoruz. O yüzden hafta içine denk gelebiliyor bazen. Ama hafta sonu var mı? Sizler için soralım, öğrenelim. 2.580 için sormuştum demişsiniz ama acaba hangisi? Ben tüm mesajları net göremediğim için. Eğitim için bildiri gelmedi diyen arkadaşlarımız var. Bu aslında iki yöntemle duyuruluyor. Birincisi mail olarak bütün bizim mail sistemimizde kayıtlı olan herkesin, müşterimiz dahil olmak üzere bilgi maili gidiyor. İkincisi sosyal medyada eğer takip ediyorsanız tek yazı Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da ve LinkedIn'de buradan da webinarlarımızla ilgili yayınlar yapılıyor aslında. Oradan da linklere erişebilirsiniz. Ben de kendi hesabımdan paylaşmaya çalışıyorum bu tarz webinarları. Hem SolidWorks ile ilgili hem SolidCAM ile ilgili hem de diğer webinarlarla ilgili. Onları takip edebilirsiniz. Mail sistemimizle kayıtlı olmayabilir, belki mail adresiniz, bilemiyorum. Video olarak kaçırdığımız yerleri izleme şansımız var mı? Aynen var. Sonradan katılanlar için tekrar göstereyim. blog.tekyaz.com adresine girerseniz veya web sayfamıza gittiğinizde bu kısımda portala, pardon, bloga giderek, blog sayfamıza giderek blog.tekyaz.com, buradan SolidCAM'e erişip ilgili webinarlarımıza ulaşma şansınız var. Bakın burada SolidCAM'e giriş online eğitimi şeklinde karşınıza çıkacak. Bu geçen hafta yapmış olduğumuz webinardı. Bunun kaydını buraya koyduk. Aynı zamanda webinarda kullandığımız parçaları da link olarak buraya ekledik. Dilerseniz bunları da indirebilirsiniz. Ben bu hafta yaptığımızda buraya ekleyeceğim. Sanırım bugün akşama kadar yapmış olurum diye tahmin ediyorum. Oradan yeniden izleme şansınız var. TSWOT işleyince onun içinde bir yenilik var mı diye düşündüm demişsiniz. Aslında yenilikten ziyade operasyonun kullanımını anlatmaya çalıştım orada. Doğrudur. Bilmeyenlere göre gittiğimiz için özellikle çok detaya da girmeden menülerin kullanımı hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Normal eğitim serimiz bittiğinde artık biraz daha ileri webinarlarımız başlayacak. C'yi eksenden sonra 4 eksen, 5 eksen pozisyonlama, dediğim gibi açılı başlıkla çalışma, farklı düzenlerle çalışma gibi belli webinarlarla devam edeceğiz. Sanırım o kısım sizin işinizi daha çok çözecek gibi. Makine post dosyalarına nasıl ulaşabilirim? Öncelikle şunu bir kapatalım. Makine post dosyaları, eğer SolidCAM kullanıcısıysanız, bizim müşterimizseniz zaten bizden talep etme şansınız var. solidcam@tekyaz.com adresine bununla ilgili mail atabilirsiniz. Firmanızda bulunan tezgahlara uygun post dosyası bizim tarafımızdan gönderilecektir. Takım ömrü girebiliyor muyuz? Takım ömrü giremiyoruz. Sanırım bunu bir saat olarak bahsediyorsunuz, belirtiyorsunuz. Bunu tezgahlarınızda yapabiliyorsunuz. Hepsi olmayabilir, emin değilim. Açılı bir yüzeyi profil ile işleyebilir miyiz? Açılı bir yüzeyde profil operasyonu kullanamayız ama 3B profil operasyonu kullanabiliriz. 3B profil operasyonu tıpkı profil operasyonu gibi kullanılabilen ama eğimli bir yüzey üzerinde de ilerleyebileceğimiz bir takım yolu şekli. Burada seçmiş olduğunuz eğri bir açılı yüzey üzerinde ise zincir, 3B profili kullanabilirsiniz. Sadece 2.380'e sahip olmak istek, az önce gösterdiğiniz farklı eksen değil. Tabii 2.380'e sahipseniz az önce gösterdiğimiz eksenlerdeki değeri delebilirsiniz. Bu bir pozisyonlama özelliği olduğu için. Parçayı fikstüre bağlama işlemini geçtiğimiz webinarda anlatmıştım. Onları kullanabiliriz demişiz. Benim şu an gördüğüm sorular açıkçası bu kadar. Diğerlerini göremiyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Eğer maille ulaşmak isterseniz ya da soru sormak isterseniz Solutken Teknik Destek hattımıza ya da benim direkt mail adresime mail atarak ulaşabilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ediyorum katılmanız için. Bir sonraki webinarımız Cuma günü. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.